Başkentin sıcak gündemi devam ediyor. Bugün Saadet Partisi hem İyi Parti ile hem de CHP ile bir araya geldi. Bugün istifalar ard arda geldi. Milletvekili olmak isteyen bürokratlar ve belediye başkanları istifalarını sundu. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar açıklandı. Akın Atalay tahliye edildi. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber bültenimize hoş geldiniz. Yüksek Seçim Kurulu sonunda o beklenen açıklamayı yaptı. Yani seçim takvimi açıklandı. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs tarihleri olarak belirlendi. Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderdi. Seçim takviminde Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek. Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs oldu. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi. Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında oy verme işlemi ise sürecek. Ankara'da partilerin görüşme trafiği devam ediyor. Gerçekten baş döndüren bir trafik var özellikle muhalefet kanadında. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün ilk önce İyi Parti'ye gitti. Genel Başkan Meral Akşener'le görüştü. Daha sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Muhalefetin ittifak araçları sürerken yoğun görüşme trafiği bugün de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le dün görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener'le bir araya geldi. Akşener'le Karamollaoğlu'nun İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyleyen Karamollaoğlu, kısa görüşmelerin açıklaması olmaz, doğru, gerçekten trafik yoğun, Allah yardım etsin, bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak dedi. Abdullah Gül dün Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'yla 2 saate aşkın bir görüşme gerçekleştirmişti. Karamollaoğlu görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Bugünkü görüşmenin ardındansa Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili 1-2 güne kadar her şey netleşecek açıklamasını yaptı. Siyasette 24 Haziran trafiği sürüyor. Dün CHP grubu toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat sürdü bu toplantı. Toplantıdan sonra gerek ittifak konusunda gerekse CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme konusunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi. Görüşme sonrası açıklamalar yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Abdullah Gül tartışmalarına son noktayı koydu. CHP grubu toplandı. Ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak ve aday belirleme yetkisi verildi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi kapalı grup toplantısı 4 saat sürdü. Bu toplantıya Maltepe cezaevinde tutsak olan Enis Berberoğlu, uzunca bir süredir sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören değerli arkadaşımız Aydın Uslu Pehlivan ve yurt dışında görevli arkadaşlarımız dışında meclisten oluşturulan heyetlerle Türkiye'yi temsil için yurt dışında görevli arkadaşlarımız dışında kapalı grup toplantımız tam katılımla yapıldı. 41-42 arkadaşımız söz aldı ve görüşlerini bildirdi süreçle ilgili. Toplantının başlangıcında Sayın Genel Başkan'ın bir açış konuşması,
Ardından Sayın Bülent Tezcan'ın sürecin yürütümüyle ilgili bir sunumu ve ardından 42 arkadaşımızın görüşlerini paylaşmasından sonra Sayın Genel Başkanımızın değerlendirme konuşmasıyla tamamlandı. Ve sonunda hem tüm konuşmacıların önerileri üzerinde ortaklaştıkları bir öneri olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sürecin yürütümü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada tüm milletvekillerimizin oylarıyla, oy birliğiyle yetki Sayın Genel Başkanımıza verilmiştir. Bundan sonraki süreçte Sayın Genel Başkanımız bundan önce olduğu gibi partiler arası temasları kendisi ya da kendisi tarafından görevlendirilecek yöneticilerimiz eliyle sürdürecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı tamamen belirginleştikten sonra kamuoyuyla paylaşacaktır. CHP'li Özel, CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı konusunda daha önce çokça tanımlamalar yapmıştık. Örneğin ben bir tanımlamamı hatırlatayım ki hiçbirimizin tanımlaması diğeriyle çelişmiyordu. Açıklandığında tüm Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bir memnuniyetle kabul edeceği, hiçbirinin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacağını söylemiştik. Bu anlamda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde böyle bir tartışma yoktu. Burada bir yanlış anlaşılma olmaması gerekir. Tabii aslında ilkelerin konuşulması gerektiği ve geleceğe bakış açısının ifade edilmesi gerektiği bir süreçte suni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda kimseyi de rencide etmek istemeyiz. Örneğin Sayın Abdullah Gül'ün ve örneğin Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün isminle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Ama netleşmemiz ve daha önceki durumu bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse Sayın Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yoktu. Özgür Özel, umudun yükseldiği bir toplantı gerçekleştirdik ifadesini kullandı. Uzunca bir süredir grup başkan vekilliği görevini yapıyorum. Kapalı grup toplantıları yapıyoruz. Bu kadar herkesin birbirini tamamladığı, üzerinde tam bir mütabakatın olduğu, bu kadar morallerin yüksek olduğu, gelecekle ilgili kaygıların bu kadar az, umutların bu kadar fazla dillendirildiği bir kapalı grup toplantısına ilk kez şahitlik ediyorum. Bugün birbirini tamamlayan, birbirine katkı sunan, geleceğe ait umutları pekiştirerek arttıran ve kendi kendine umudun yükseldiği bir toplantı oldu. Hani bugünkü toplantı için nasıl özetlerseniz derseniz iki tane şey söylerim. Yüksek bir umut ve tam bir mütabakat. Bu arada süreçle ilgili Özgür Özel'den bir açıklama daha var. Cumhurbaşkanı adaylarını Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyledi. Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak adayı açıklayacağız dedi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Seçimlerde milletvekili adayı olmak için belediye başkanlarından bürokratlara bugün istifa haberleri ard arda geldi. Samsun, Konya, Bilecik, Nevşehir belediye başkanları milletvekili adayı olmak için istifa etti. Ayrıca Burdur Valisi Şerif Yılmaz da AK Parti'den aday olmak için istifasını sundu. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da milletvekili adaylığı için istifasını verdi. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başvuru yapması için bugün son gündü. İstifalar peş peşe geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bir basın toplantısı düzenleyerek milletvekili adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Adaylık teklifinin AK Parti Genel Merkezi'nden geldiğini söyledi. Dün akşam ve ondan önceki bir iki gün içerisinde genel merkezimizin değerli parti yöneticilerimizin bendenizi arayarak bu 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayımız olmamın yönünde, aday adayı olmam yönündeki
tekliflerine sahip olduğum terbiye, sahip olduğum siyasi ahlak, sahip olduğum parti disiplinine layık olmak asıl olandır. Ne emrediyorsanız, nerede görev veriyorsanız orada görev almaya hazır olduğumu her kademenin, benim parti büyüklerimizin hepsinin bilmesini isterim diye cevap verdim. Bir diğer istifa haberi Konya'dan geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti. Üçüncü dönemimiz olması, sürecin çok hızlı gelişmesi, genel merkezimizle, teşkilatımızla, teşkilat terbiyesi ölçeğinde yapılan değerlendirmelerde ve istişarelerde 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılıp aday adaylığı müracaatı yapmamız gerekti. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da görevinden istifa ederek başvurusunu yaptı. Dün akşam gelen cevap sonucunda da bizim aday adayı olarak partimize başvurabileceğimiz, bu konuda izin verildiğini ifade ettiler. Biz de Sayın İl Başkanımızla bu konuyu ilişkili olarak paylaştık ve bugün tabii programların yoğunluğu, Ankara'daki diğer trafiğin yoğunluğu sebebiyle sabahın bu erken saatinde böyle bir başlangıcı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de düzenlediği basın toplantısında istifasını sundu. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de bugün istifasını sunan belediye başkanları arasındaydı. Burdur Valisi Şerif Yılmaz da görevinden istifa etti. Ayrıca Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifasına ilişkin dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na sundu. Kamu kurumlarından da istifalar geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkut Ata, AK Parti'den milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu da Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP'den milletvekili adayı oldu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bir araya gelmişti. Bugünse Ahmet Davutoğlu mecliste bir basın açıklaması yaptı. Milletvekili adayı olmadığını belirtti. Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır dedi. AK Parti'nin ikinci genel başkanı, üçüncü başbakanı iken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım. Bu kimliği de bırakmaya niyetim yok ve olmayacak. Bu bağlamda AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır. Ve AK Parti'nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını da doğru bulmam. Üçüncüsü, kendi siyasi geleceğim konusunda ise beni tanıyanlar bilir, aziz milletimin her bir ferdi bilir. Başbakanlığı bir hafta içinde bırakmış olan bir siyasi kişiliğin gelecek hesabı olmaz. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim. Şu veya bu mevkiyle benim şu veya bu kararı alacağımı düşünenler hep yanılmışlardır. Bundan sonra da yanılmaya devam edeceklerdir. Bana teklif edilecek makam geldiğim makamdan daha üstün olamaz. Varsa bir teklif. Böyle bir teklif de yok. Bu bağlamda kendi şahsi siyasi geleceğim hususunda da iki konuyu vurgulamak isterim. Bir, önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Milletvekilliğinin önemsiz ya da herhangi bir nakısı olduğundan değil. Hani bu dönemde milletvekili olunmadığı için bakan olunmayacak gibi bir beklentim de olmadığını beni tanıyanlar bilir. İki, böyle bir algı oluşmaması için de zikrederek söylüyorum. Seçim sonrasında da hiçbir mevki, makam, talebim, beklentim, planım yoktur ve olmayacaktır. Bundan sonra siyasi faaliyetine devam edecek miyim? Edeceğim. Çünkü başta söylediğim ilkeler konusunda
Türkiye'de, tarihte, dünyada kritik bir eşikten geçiyor. Kritik bir eşikten geçerken, dünya tarih nehri akarken bu tarih nehrine kenardan bakmayı doğru bulmam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü törenine katılan misafirlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine değinerek yasamayı daha itibarlı, yargıyı daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Anayasa Mahkememizin 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı arşa yükseliyorsa ortada ciddi bir adalet sorunu var demektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orta Doğu'dan Güney Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı eğer arşa yükseliyorsa ortada ciddi bir adalet sorunu var demektir. Suriye'de yerlerinden edilmiş 3,5 milyon insanı 7 yıldır topraklarında güven ve refah içinde yaşatan Türkiye bu mücadelesinde yalnız kalıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım. Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmetlere destek vermeyenler, terör örgütlerine milyarlarca doları cömertçe akıtıyorsa bu durum ağaçların değil dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Bu düzenin adı da adalet değil zulüm düzenidir. Erdoğan 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan kadim adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolundaki atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçirme imkanına sahiptir. Asırlardır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her defasında süratle toparlanıp yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna girebiliyorsak işte bu sayededir. Son yıllarda bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden, vesayetten tutun darbe teşebbüslerine ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Hatta sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmadık. Çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştırdık. Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor. Bu duygularla bir kez daha Anayasa Mahkememizin 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. İspanya dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili çarpıcı sözler söyledi. Yıldırım, muhalefetin projesi çöktü dedi. Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'da aday olacağı iddiasıyla ilgili olarak proje gözüktüğü kadarıyla patladı, elde kaldı. Proje başarısız ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili CHP, İyi Parti, Saadet Partisi bir ortak aday arayışı içinde çok yoğun temasları var. Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç çıkacağı benzemiyor dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olması ile ilgili gelen teklifleri reddettiğini belirtti. Akşener, bu yönde baskı oluşturulduğunu, adaylığını geri çekmesinin mümkün olmadığını söyledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olmasına ilişkin baskı oluşturulduğunu söyledi ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Ankara'da kadın muhtarlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak adaylığımı geri almam mümkün değil diye konuştu. Akşener ikinci tura kalamaması durumunda CHP'yi destekleyeceklerini de söyledi. İYİ Parti lideri, diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı. Şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz dedi. Akşener CHP'ye bir kez daha seçime girmelerine yardımcı oldukları için teşekkür etti. İYİ Parti lideri, İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusunda insanlar birbirine düşmüş. 5 evet, 5 hayır, üyenin biri yok. Burada huzurunuzda CHP Genel Başkanı'na, partimizin grup kurmasına vesile olan demokrasi kahramanı kardeşlerimize teşekkür ediyorum diye konuştu. Liderlerden bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinden milletvekili olabilmek için adaylık başvurusunu yaptı. Bahçeli seçim çalışmaları hakkında da bilgi verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinden vekillik başvurusunu yaptı. Ülkemiz için gayet iyi olacak dedi. Ardından İyi Parti'yi kastederek bu cümlesiyle ilgili bir partinin sloganına benzedi yorumunu yaptı. Bahçeli bazı yerlerde miting yapacaklarını söyledi ve medyayı da değerlendireceğiz dedi. Bazı yerde miting yapacağız, bazı yerde kapalı salon toplantıları, biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar biraz kapararlarsa. Pekala, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Sanat dünyasından da adaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İbrahim Tatlıses, AK Parti'den bir kez daha milletvekili adayı olacak. Tatlıses daha önce 3 kez AK Parti'den adayı olmuş ancak listeye girememişti. Hatay'da askerleri ziyaretinde Afrin'e dolaş da gel diyerek gündeme gelen İbrahim Tatlıses, AK Parti'den milletvekili olmak istiyor. İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin İzmir'den milletvekili adayı olacağı öğrenildi. AK Parti'den 3 kez milletvekili adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, 4. kez şansını deneyecek. Daha önce Şanlıurfa'da milletvekili adayı olan Tatlıses bu sefer İzmir'den adayı olacak. Tatlıses'in adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapacağı öğrenildi. İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'da askerleri ziyaret etmiş ve o görüntüler çok eleştirilmişti. Erken seçim kararıyla birlikte seçim tarihinde tatil planı olanlara iyi haber geldi. Tur operatörleri platformu sözcüsü, mücbir sebep ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretinin geri ödendiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından bu tarihte tatil planı yapan çok sayıda kişi rezervasyon iptali veya tarih değişikliği için seyahat acentelerini aramaya başladı. Arda arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkların sağlanabilmesi için çalışma başlattı. Tur operatörleri platformu sözcüsü Cem Polatoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim dönemi için önceden yapılan erken rezervasyonlarla ilgili son bir haftada çok sayıda rezervasyon iptali aldıklarını söyledi. Erken rezervasyonlarda en büyük sıkıntının satışı yapılan yurt dışı turlarda yaşandığına işaret eden Polatoğlu, yurt dışındaki otellerle iptaller konusunda problem yaşandığını aktardı.
Seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücreti ise geri ödeniyor. Yine seçim takviminden dolayı öğretmenler 14 Haziran Arife günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idare izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma arkadaşlarına verimli bir mesleki çalışma dönemi dileğinde bulunarak emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, öğretmenlerimizin mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını 9-13 Haziran tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran tarihleri arasındaysa istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar dedi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. 15 günlük nişanlı olan şehit jandarma uzman çavuş İsmail Cesur'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Diyarbakır Lice'den acı haber geldi. Bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Jandarma uzman çavuş İsmail Cesur'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Cesur'un fenalık geçiren yakınlarına olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edilirken acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit İsmail Cesur'un 15 gün önce nişanlandığı ve 10 gün önce yeniden birliğine dönerken yaz aylarındaysa evlenmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan kardeşi Mustafa Cesur da çavuş olarak görev yapıyor. Şehit jandarma uzman çavuş İsmail Cesur'un naaşı memleketi Konya'ya getirildi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehit son yolculuğuna uğurlandı. Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada karar açıklandı. Akın Atalay'ı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme Atalay'ın tahliye edilmesine karar verdi. Kapatın. 1 Ekim 2016'da büyük gözaltı operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet Gazetesi davasında 9 ay sonra karar açıklandı. Aslan abi. Aslan canım. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın PKK, DHKPC ve FETÖ-PDY silahlı terör örgütlerinin içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgütlere bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğini, tüm deliller kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Somut olayda suçun işlendiği zaman meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, güttüğü amaç ve sayık, kasta dayalı kusurun ağırlığı ve eylem içerisinde yer alma şeklini dikkate alan mahkeme, Atalay'ı bu suçtan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Atalay'ın tutukluk aldığı süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine hükmetti. Söyleyeceklerim öfkeli şeyler değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha bundan sonra konuşacağımız çok şey olacak elbette. Ama şunu bilsinler, o sözümüzün arkasındayız. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok. Ben bütün duruşmalar boyunca, çıktığım duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadım. Çünkü Türkiye'de bunların olmadığını biliyorum.
nezaketsizlik göstermemek için sadece sayın heyet dedim. Orada bir kurul vardı. Ama bizim işimiz kişilerle değil, bizim işimiz sistemlerle. Onların isimlerinin Ali, Ayşe, Veli, Fatma olması önem taşımıyor. Önemli olan Türkiye'de bir yargılama yapılmadığını, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini herkesin görmesi. Ama artık korkutamıyorlar, sonuç alamıyorlar. Bu da artık büyük bir delik açıldığını göstermiştir. Akın Atalay 12 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. Atalay ile birlikte Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, Cumhuriyet Gazetesi Eski Yayın Danışmanı Kadri Gülsel hakkında 2 yıl 6 ay, yazar Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İstanbul Ataşehir'de bir evde yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Ataşehir'de Kayışdağ Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında Meşe ailesinin kahvaltı yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede evde bulunan Seval Sevgi Meşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak dışarıya çıkarılan Recep, Hatice ve İbrahim Meşe ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Meşe'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış sebebi için araştırma başlatıldı. Dış gündeme gidelim. Yine bir yangın haberi. Endonezya'nın batısındaki Sumatra adasında bulunan kaçak petrol kuyusunda çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın batısındaki Sumatra adasının Aceh bölgesinde bulunan kaçak petrol kuyusunda çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı açıklandı. Dün meydana gelen olayda ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediliyor. Kaçak petrol kuyusundan çıkan alevler çevredeki evleri de etkiledi. Birçok bölge sakini olayda yaralandı. Yaralanan 19 yaşındaki Harry Herliza'nın kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Öte yandan yasa dışı petrol kuyularının çoğunluğunun yerel halk tarafından işletildiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve Amerika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl çarpıcı bir şekilde çekildiği Paris İklim Anlaşması'na bir gün yeniden katılacağına inandığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve ABD ile ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, bir gün ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılacağına inanıyorum dedi. Çok taraflılığın ulusal kültür ve kimlikleri gölgede bırakmayacağını ifade eden Macron, uluslararası toplumun 21. yüzyıl düzenini inşa etmek için oyunu hızlandırması gerektiğini belirtti. French people and for me. Salondakilere gezegendeki tehditlerle mücadele etmek için birlik çağrısı yapan Macron, Avrupa ve ABD'nin küresel zorluklarla birlikte yüzleşmesi gerektiğini söyledi. We are surrounded today. Macron, Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanmasının ardından Suriye'ye yapılan ortak operasyonun çok taraflılığın hayata geçirilmiş en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. In the story of this great nation. İran'ın Orta Doğu'da savaşa sürüklenmemesi çağrısında bulunan Macron, İran'ın asla nükleer bir silah sahibi olamayacağını, İran nükleer anlaşmasının bir alternatifi olmadan terk edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Starting with those that gave birth to the United States of America.
Tekrar ülkemize dönelim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, çocuk hizmetleri konusunda ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sosyal politikalarda sessiz devrimler gerçekleştirdik dedi. Dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlandırılmasıdır. Biz bu amaç doğrultusunda ebeveyn bakımından yoksun çocuklarımız için bakım sisteminin ve engelli çocuklarımız için de sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin güçlendirilmesini, ayrıca erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmalarımızın, müdahale mekanizmalarımızın güçlendirilmesini ve ailelerimizin güçlendirilmesini planladık. Ayrıca bu çalışma planında ülkemizde misafir olan yabancı uyruklu çocuklar ve ailelerine yönelik sunulan temel hizmetlere erişimleri sağlayıcı, koruyucu ve destekleyici konular da yer almakta. Türkiye Cumhuriyeti olarak son 16 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomide, altyapıda, ulaşımda, sağlıkta çok önemli gelişmelere imza attığımız gibi sosyal devlet anlayışıyla da adeta sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. Bu çerçevede UNICEF'le yaklaşık 60 yıldır devam eden yakın bir işbirliği var. Bu güçlü işbirliğimiz neticesinde mevcut projelerimizi geliştireceğiz ve yeni uygulamalarla inşallah önümüzdeki dönem için hizmet kalitemizi de birlikte arttıracağız. Tam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde geniş yer edinmiş Yeşilçam'ın kült isimlerinden Kemal Sunal'ın değerli eşyalarından oluşan Kemal Sunal sergisi 28 Nisan tarihine kadar Maltepe'de sergileniyor. Kemal Sunal'ın özel eşyaları Maltepe'de sergileniyor. Açılışını geçtiğimiz günlerde Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın yaptığı Kemal Sunal sergisi Sunal'ın hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor. Tam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde geniş yer edinmiş, Yeşilçam'ın kült isimlerinden Kemal Sunal'ın değerli eşyalarından oluşan Kemal Sunal sergisi 28 Nisan tarihine kadar Maltepe'de sergileniyor. Sergiyi ziyarete gelenler, sergi alanına konumlandırılmış olan anı defterine duygularını not edebiliyor. Kemal Sunal'ın sergisine bayağı bir etkilendim. Yani bizim çocukluğumuz bunlarla geçti. Anılarımız sazdı. Özel eşyaları görünce inanamadım zaten. Avrupa Birliği Komisyonu yapay zeka alanındaki Ar-Ge programlarına 2020 yılına kadar 1,5 milyar euro yatırım yapılacağını açıkladı. AB Komisyonu, üye ülkelerde yapay zeka alanına yatırımlar artması ve rekabetin güçlenmesine yönelik tedbirlerini açıkladı. Buna göre AB'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon 2020 programından yapay zeka alanına 1,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirilecek. Bu kaynakla ulaştırma ve sağlık gibi önemli sektörlerde yapay zekanın gelişimi desteklenecek. Öte yandan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yapay zeka alanına yılda toplam 4 milyar dolar civarında kaynak ayrılırken aynı alana ABD'deki yatırım 20 milyar doları geçiyor. Dünya Biyogenom Projesi kapsamında bilinen 1,5 milyon ökaryot hücreli canlı türünün DNA haritasının çıkarılması planlanıyor. Bilim insanları tek hücreli amiplerden tüf ve mantarlara, bitkilerden hayvanlara kadar yeryüzündeki canlı türlerinin neredeyse tamamını kapsayan karmaşık hücreli canlıların DNA haritasını çıkarmak üzere uluslararası bilimsel bir çalışma başlattıklarını duyurdu. ABD Ulusal Bilimsel Akademisi'nin yayınında projenin ABD, Avrupa Birliği, Çin, Brezilya, Kanada ve bazı Afrika ülkelerinden bilim insanları ve kurumların katkısıyla yürütüleceği belirtildi. Dünya Biyogenom Projesi adı verilen çalışma, ökaryot adı verilen hücreleri zarla kaplı bir çekirdek ve organellerden oluşan canlı türlerinin genetik kataloğunu çıkarmayı hedefliyor. Çalışma kapsamında bilinen 1,5 milyon ökaryot hücreli canlı türünün DNA haritası çıkarılacak. Bugüne dek bu canlı türlerinin ancak binde ikisinin DNA haritası ortaya konmuştu.
Projeyle çoğu tek hücreli organizma halindeki 10 ila 15 milyon yeni canlı türünün de keşfedileceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, 10 yıl sürecek çalışma sonunda ortaya çıkacak veri tabanının büyük bir dijital kütüphane oluşturacağının altını çizdi. Böylesine geniş bir veri tabanının yeryüzündeki canlı yaşamına dair sağlayacağı yeni bilgiler yanında tarımdan, ilaç sanayisinde, çevre korumada, biyoteknolojilere kadar farklı alanlarda çığır açıcı yeniliklere öncülük etmesi bekleniyor. Projenin faydaları 1990-2003 yılları arasında insan DNA'sının haritasını çıkarmak üzere yürütülen İnsan Genom Projesi ile kıyaslanıyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın Köyü sınırları içerisinde Kalın Kanyonu'ndaki kayalıklarda yer alan ve hazine avcılarının tahrip ettiği 8000 yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor. Yıldızeli'nin Kalın Köyü'nde bulunan Kalın Kanyonu'nda Kandil Sırtı olarak adlandırılan Traverten Doğal Tepe uzantısı üzerinde birçok arkeolojik eser ve doğal güzellik yer alıyor. Sivas Koruma Kurulu tarafından 1. derece sit alanı ilan edilen bölge, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da 2002 yılında tescil edildi. Kayardı olarak bilinen mevkide kayalık sırtın orta kesimlerinde arkeolojik yerleşimin varlığını gösteren yoğun seramik parçalarına rastlanırken yine bu kısımlarda kayalığın doğu yüzüne oyulmuş bir kaya mezarı dikkat çekiyor. 8000 yıllık olduğu değerlendirilen kaya mezarı ve çevresindeki eklentilerin zaman içerisinde hazine avcıları tarafından tahrip edildiği görüldü. Bölge halkında bilgi veren Kalınköy'ü muhtarı Beşir Koç, bölgenin turizm potansiyeli yüksek bir yer olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Afyonkarahisar'da bu yıl 18.'si düzenlenecek Caz Festivali 27 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği Afyonkarahisar Caz Festivali, dünyaca ünlü caz sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Müzik 27 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivale yerli yabancı 70 sanatçı katılacak. Festivalin açılışını besteci, müzisyen Ömür Göksel ve Ankara Büyükşehir Big Band Kent Orkestrası gerçekleştirecek. Özellikle 70'li yıllarda Ağlıyormuşsun, Umrumda mı Dünya, Kızım adlı şarkılarıyla gönüllere tat kuran Ömür Göksel'e gecede meslek yaşamı boyunca caz müziği de verilen katkılardan dolayı Caz Festivali Onur Ödülü verilecek. Bir otelde 10 gün sürecek caz festivalinde Avrupa'nın önemli caz sanatçılarından Erik Kiompa, Teresa Krippner ve Kristiana Rizakova'nın yanı sıra Ece Dorsay, Zümrüt Alivea, Makev Doğu klasik müzikteki caz formları ve bestelerini misafirlerle buluşturacak. Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararlar çıktı. Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezasıyla 1 milyon 65 bin lira para cezası verildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası ve 1 milyon lira para cezası verdi. Kurum aynı müsabakada kırmızı kart gören Beşiktaşlı Pepe'ye de bir maç men cezası verdi. İfadeye çağrılan Şenol Güneş, Caner Erkin ve Quaresma'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Galatasaray Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde de düdük çalmıştı. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda saat 19'da başlayacak derbide düdük çalacak olan Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi öncesinde oyuncularına seslendi. Lider biziz, baskıyı onlar düşünsün. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına moral veriyor. Fatih Terim, lider biziz, baskıyı onlar düşünsün dedi. Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek derbi öncesi iki takımın teknik heyeti de oyuncuların motivasyonunu artırmak için elinden geleni yapıyor. Fatih Terim oyuncularıyla son iki idmanda konuştu. Üzerlerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Bu maçı kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük virajı da dönmek isteyen Fatih Terim, takımının baskı altında olmadan maça çıkması halinde de 3 puanı alacağından emin. Takımına bu bir ölüm kalım maçı değil, normal bir maç olacak. Kazanmak zorundayız ama bunu biz değil rakibimiz düşünsün. Lider olan biziz. Onlar baskı altında olacak. Ne kadar az stresle sahada olursak galibiyete de o kadar yakın oluruz. Baskıyı hissetmek onların düşüneceği şey dedi. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 4213. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşça kalın.